ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey vara hoş geldiniz. Evet güzel bir hafta sonun ardından yepyeni bir haftaya da sizlerle başlıyoruz. Haftanız güzel geçsin. Evinizden bereketiniz eksik olmasın inşallah. Evet böyle havaların da güzel olduğu bu günlerde biz yine sizlerle birlikteyiz. Hayata dair haberlerimizle birlikte. Sizler de sohbetimize katılmak isterseniz 0212 454 5571 numaralı telefonlardan bizi arayabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızı da takip ederseniz çok çok seviniriz. Instagram sayfamız TGT EU TV'den de mesajlarınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız var. Orada güzel fotoğraflarınızı, videolarınızı gönderirseniz biz de onları keyifle programımızda yayınlarız. 0549 454 70 85. Hemen partnerime dönmek istiyorum. Bakalım hafta sonu nasıl geçmiş merak ediyorum. TGT FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atollah Arvas. Hoş geldiniz iyi haftalar. Merhaba, efendim, iyi günler diliyorum. Artık herhalde televizyon yorumcusu da olduk. Değil mi? <laughs> o zaten var burada Z olduğumuza evet, göre. Evet. Ama radyo yorumculuğu çok zor biliyor musunuz? Şimdi radyoda şey televizyonda hafif böyle yüz mimikleriyle bir şey ifade edebiliyorsunuz. Kesinlikle. Karşıdaki adam da anlıyor Kesinlikle. ya da izleyici. Ama radyoda cümleyi kurmak zorundasınız. Aynen. Başka türlü çaresi yok. Hafta sonu çok güzeldi. Ay ne özlemişiz. Herkes sokaklarda. Evet. Tıklım tıklım. Cumartesi herkes Koyruk'ta alışverişi özlemişler, evet. yemeği içmeyi özlemişler, kafeleri, kafeleri. o he, özlemişler, bir araya gelmeyi özlemişler. Yani iğne atsan yere düşmez derler ya. Aynen öyle bir fotoğraf gördüm sokaklarda, caddelerde. Ben de Sur içerisinde dolaştım İstanbul'un tarihi mekanlarında. Harika. Aman Allah'ım bir kalabalık bir kalabalık müzeye de gittim. Topkapı da efendim oralar da güzel böyle bir ziyaret ettim geldim. Tabii şimdi okullar da tatil oldu. Ha. İstanbul trafiği de belki bir tık bir tık var. rahatladı. Ee, <laughs> rahatladı zaten gidiyorlar, Tatile gidiyorlar. onu ayrıca konuşacağız. Giden gitti. Ha bir, bir tatil tartışması var şimdi aileler hmm. arasında. Onları tartışalım mı yoksa sonra mı bırakalım? Bence bakın tartışalım bunu. Nasıl tartışalım? Bunu. tartışalım. Şimdi tartışalım. neymiş konu ben de merak şimdi ettim Şimdi konu şu e, ta tatil planlaması yapılıyor ya evde. Evet. Şimdi baba bir tarafa çekiyor, büyük anne bir tarafa çekiyor, dedemiz toprak çekiyor dedemizi. Ben köyüme gideceğim lan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Fatma teyze de diyor ki hayır diyor denize girmem lazım, suya girmem lazım, güneşlenmem lazım. <laughs> evet. Çocuklar çok daha farklı şeyler istiyorlar. Ailede müthiş bir şey var, bir gürültü var. Örtüşürler mi bilemiyorum ama bu arada tabii bilet bulmakta da zorlaştı. Evet. Okullar tatile girmekle beraber herkes gidecek, tatile gidecek yani bir şekilde efendim İstanbul'u terk edecekler. Evet. Bunu aldılar da güneş, deniz ya da doğa, tabiat, da <laughs> gezip dolaşacaklar. Hemen o zaman izleyicilerimize soralım. Bu arada belki <laughs> mesaj atarlar. <laughs> Atabey çok güzel bir tartışma başlattı. Tabii. Tatilde nereyi tercih edersiniz? Hah. Deniz, kumsal, güneş mi? Köy mü? Memleketiniz mi? Nerelere gideceksiniz? Nasıl bir tatil planı yaptınız? Evimi kiraladınız. Otele mi gitmeyi düşünüyorsunuz? Lütfen bunları bizlerle paylaşın. E, bekliyoruz. Ben de e, fikrimi söyleyeceğim Atabey'e birazdan. E, bekliyoruz. TGT Evo TV'ye yazabilirsiniz. Buyurun. Şimdi biraz önce e, bir gazetede okudum. Antalya'da mütevazı bir villa. E, ama havuzu da var. Hı hı. Günlüğü 2000 lira. Oo. 2000 oh, TL. Günlük. Tabii. Hey. Şimdi adam müstakil yaşamak istiyor ya. Yani bir apartmanda, bir apartta değil de böyle küçük bir bahçesi olan, havuzu olan, fazla kalabalığa karışmayacak şekilde efendim tatil yapmak istiyor. Ee, vallahi bak haber gördüm, gözlerimle de okudum, şaşırdım 2000 lira falan. Şimdi bugün İstanbul'da işte mütevazı bir kira böyledir yani. Hı hı. 2000 lira veriyorsunuz. Aylık. Evet, aylık veriyorsunuz. Adam orada günde 2000 lira, 2500 liraya villa kiralıyor. Ah, ah. Haftalı bir ton para eder. Evet. O haftalığı 60 65 bin liradan villa kiralayan, müstakil bahçeli böyle biraz da böyle toprakla uğraşacak, belki bir şeyler de ekecek şeyler var, ee, kiralamalar Peki, var. Peki niye Müthiş. bu kadar arttı sizce pandemiden dolayı mı? Herkes ev tutmak ha, istiyor, otele gitmek tabii. istemiyor. Niye Şimdi Acaba? Bir, 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 herkes müstakil istiyor, pandemi e, dönemindeyiz. Hı hı. Yani bulaşıya karışmak ya da bulaşmak, bulaştırmak istemiyor. Hı hı. Böyle bireysel e, düşünüyor, ailesiyle birlikte bir yerde yaşayacak. İkincisi, e, bir de hep içeride kaldık ya, e, tatile hasretiz. Bunu da değerlendiriyorlar. Fırsatçılar hı hı. var ya, fırsatçılar nasıl olsa gelecekler. Aman efendim, o zaman hakikaten bir tık yukarı doğru fiyatlar. Hı hı. Yani vatandaş e, tatile gelecek, Efendim biz bu bunu fırsat bilen fırsatçılar da hı hı. böyle bir fiyatları e, şey yaptılar, yükselttiler. Şimdi şeyler, e, efendim turizm de e, çok önemli. Hareketli günler yavaş yavaş başladı ama biz e, şey Rus turistleri bekliyoruz. Avrupa özellikle Alman turistleri bekliyoruz. Tercihleri Türkiye olduğu için. İngiliz turist de gelir ama bu arada Amerikalı turist çok susamış. Yani e, bir yılı aşkındır eee bir bir bunu aldılar, Tatil yapmak istiyorlar. Hı hı. Paraları da var, döviz de var. Bir an önce kendini bir tatil beldesine ya da şeyine, ülkesine atmak istiyorlar. Onun için ben her zaman söylüyorum ya bilhassa bu bir ay içerisinde Turizm Bakanlığının, turizmcilerimizin ciddi bir şekilde Türkiye'yi tanıtmaları lazım, evet. reklam yapmaları lazım. Yani para verecek adam atıyorum Amerika'da makale yazdıracak para verecek e, sayfada Türkiye'yi tanıtacak. Bunlar hep yapılan şeyler, yapılıyor. Bir de hariciyecilerimiz var. Mesela konsolosluklar konsolosluklarımız var. Bilhassa parti şeklinde e, teklif edebilirler. E, efendim turları düşük tutarız. İşte bu şekilde şey yaparız diye. E, daha ucuz tatil yaptırırız diye böyle bir kulis yapsınlar. Bu çok önemli. Evet ama bir taraftan hani ev fiyatları diyorsunuz ki artmış. Hı. Ama bir taraftan otel fiyatları da inanılmaz artmış Tabii. durumda. Hı hı. Ee, geçen gün komşum işte üç tane çocuğu var. Yani beş kişilik çekirdek hı. bir aile. Evet. Ee, çok bilinen ve gerçekten lüks olan bir otelin fiyatını dedi ki sorduk. Hani bir hafta gidelim kaçalım. Hı. Bir haftalığına 65 bin lira demişler. Otel? Otel. Bir oda. Evet. Ya da neyse Çocuklarıyla. Işte. Çocuklarla beraber. Bir haftalığına çok bilinen bir otel. Hı. 65 bin diyor ki ev bakıyoruz o yüzden hani hmm. oteller çok yüksek olduğu için. Tabii. Hemen bir tane mesaj okumak istiyorum. Evet. Ee, Ayşe Tezer yazmış bu konuyla ilgili fikrini. Hmm. Ee, ben deniz güneşi çok sevdiğimi yüzmeyi çok sevdiğim için bu yıl <laughs> Fethi Ölüdeniz'den kullandım hakkımı. Hmm. Ee, kız arkadaşlarıyla ile gidecekmiş kız Tabii. kıza bir tatil yapacağımız için. Biz böyle planladık. Biz denizi tercih ediyoruz. Teşekkürler ee, Canım, fikrinizi paylaştığınız için Ayşe Hanım. Ya bize ne özel hayatları? Yani kız kıza mı giderler? <laughs> Ama sorduk ya. Hani ne yapacaksınız? Ha, ne yapacaksınız evet yani kız kıza belki de er şey eşiyle gider ya da Hı -hı. farklı bir şekilde gider. Bizi ilgilendirmez. Yani efendim bu, bu şeyi bize sormak zorunda değiller. Yani <laughs> ya ki bize hesap vermek zorunda değil sevgili izleyicimiz. İstediği şekilde gidebilirler. Hı -hı. Özellikle kız kıza belirtmeleri evet. önemli o. <gülüyor> Ama, <gülüyor> çok güzel. Ama Ayşe Hanımlar denizi ve ben... güneşi tercih ediyormuş. Ha bana sorun. Evet. Ben, mesela bana sorarsanız tabii, tabii ki ben de her zaman yüzmeyi çok sevdiğim için ben de yüzmeyi çok seviyorum. <laughs> ve güneşi de acayip sevdiğim için ben de daha çok denize girebileceğim bir yeri tercih ederim. Yani tamam. şu anda e, tarihi bir yer değil de yazın güneşleneceğim, işte yüzeceğim. Öyle bir yer tercih ediyorum siz, ben. Siz her siz spor biraz spor ağır bastığı için hayatınızda. Devam. Spor her ha yerde hem spora devam. devam hem de yüzme çok önemli bir evet. spordur. O onun, o konseptle de değerlendiriyorsunuz. Evet. E, yani ona göre e, tatilinizi değerlendiriyorsunuz. Ben de güzel bir ayakkabıyla evet. kısa bir şeyle e, pantolonla evet. ve gömleğimle Doğa yürüyüşleri, tabiat, e, tabiatta yürümeyi böyle yoruluncaya kadar, dizlerime su ininceye kadar yürümek istiyorum. Aha. O oksijeni içime çekmek istiyorum. E, ben bunu yapacağım yani Aha. kesinlikle inşallah bunu yapacağım. Yayla'ya gitmek istiyoruz. Ay. Yayla'da efendim ocak başı kebaplar yemek Oo. istiyoruz. Soğuk solarla falan bunları hazmet hazmetmeyi düşünüyorum. Oradaki eski arkadaşlarımızla, dostlarımızla ben bir aşiret çocuğuyum sonuçta yani. Evet. Siz tamam. Van tabii Ben Vanlıyım de. yani. Gideceğim. Vana gideceğim. Ee, evet. Ah, aşiretlerle efendim şey yapacağız, kucaklaşacağız bu. Böyle devam edecek yani kolay değil. Bizim tatilimiz e bayramlaşmamız uzun uzun sürer. Ne güzel. Yani zaten tatilde değil. Hani eskiler derler ya atalarımız silah rahim yani derler. Siz ben ziyaretlere gideceğim. Bayram sonrası, Ağustos gibi. Tabii ben Ağustos'ta yokum. Hı hı. Yani e, hakikaten arkadaşlardan da sevgili seyircilerimizden de özür diliyorum. <laughs> yani yokum ben. Çünkü ziyaretlere gideceğim. Herkese de tavsiye ediyorum. Evet. Herkese tavsiye ediyorum. Gitsinler doğdukları topraklara, hemşerileriyle kucaklaşsınlar, arkadaşlarıyla kucaklaşsınlar. Unutmasınlar oraları. Ataları, babalarının mezarlarını ziyaret etsinler. Yani tatilden ziyade bu biraz şey şeklinde geçecek. Ziyaret, Ziyaret şeklinde geçecek. Sıla'ya efendim hasret gidermeye gideceğiz. Ama bana gidip kiralık dönmeyin sakın Van'da o güzel kahvaltılar, yemekler Ha onları kebaplar. yapacağız. Kebabı Yok. da var değil mi? Ne, terbiye, neyi Olmaz vardı? olur mu? Mesela Van'ın döneri çok meşhurdur. He, Perde döneri. Gerçekten Tabii. Mi? Öyle kıyma döner değil. Hmm. Perde. Parça et olur. koyarlar. Bir terbiye ederler. Güzel Böyle biberlerle. Bana ne getireceksiniz <laughs> Van'ın balı meşhur. <laughs> Van'ın balı meşhur, cevizi meşhur. Bunlara bakacağız <laughs> Oo, yani. Peki. Bir, bir de tabii kahvaltılıkları var meşhur. Onları getireceğiz. Ben inşallah Ben size çeşmeden ne getireyim? Sakız reçeli falan severim. Mesela o da olur. Ee, bir, burada bir kahvaltı yapalım arkadaşlarla. <laughs> tamam. O ürünlerle, tamam. mı? Tamam. O kahvaltılık ürünlerle en azından o ekibiyle bir kahvaltı <laughs> yapalım. Aa, bu çok güne, evet. Bu çok güzel, harika bir şey olur. Ee, onun için e, değerli dostlar, sevgili dostlar, ben e, tatili, ziyaret şeklinde kucaklaşmak evet. şeklinde, fakat doğunun da şarkında o muhteşem efendim dağını, taşını, e, doğasını, tabiatını gezmek, dolaşmak, orada o şeyini almak, yani insanın hücreleri değişir orada. Kesinlikle. Ciddi öyle. söylüyorum, bakın e, mesela Hakkari'de e, efendim yüksek yuvada, e, ondan sonra Ağrı'da. O dağın eteklerinde 15-20 gün kalın. Çadırda kalın. Ya da orada bir ev olur. Her gün Hı -hı. gezmeye, dolaşmaya gidin. Ee, ne yaparsınız? Ee, yani 15-20 gün sonra geldiğinizde hücrelerin değişmiş. Evet. Doktorlar öderler. Çadır dediniz ya sözünüzü bağlı kesin. Bu da bir seçenek değil mi? Hani oteller tabii, pahalı. Tabii tabii. E, evler pahalı. Çadır böyle kampların olduğu yerde. Bilmiyorum onların fiyatları ya, nasıl? Tabii kamp ayrı bir şey. Ve şu anda... Bu otellerin durumundan dolayı karavan da çok revaçta. Herkes karavan bakmaya başladı. Tabii. <laughs> tatili konuşuyoruz ya. yere... Evet Kara... konumuz tatil. Karavana evet. ka karavanla gidiyor, evet. karavana atmak değil, <laughs> o ayrı. Nasıl? Ka şey ateş var ya hani silahlı atık <laughs> karavan yaptın derler ya. Hayır, yani <laughs> karavan abim, kiralayıp, ha, Karavan kiralayıp... gezecekler? Evet, e, yani ona bakarsınız, şimdiden zaten pandemiye şey e, bir tedbir olsun diye İstanbul Boğazının iki yakasında bol miktarda bunlardan var, Hı -hı. yani adam burada yaşıyor. Evde yaşamıyor. Hı hı. Yani eve girmeyi, apartman apartmana girmeyi falan birçok sanatçı dostlarımız var. Orada yaşıyorlar. Geçen gün birisini aradım. Dedi ki, bebek sahiline gel. Evet. Bebek sahilden sonra yürümeye başla dedi. Hı. Ne kadar yürüyeceğim dedi. Evet. Yani 500 metre yürü. Zaten ben çıkacağım hemen sağda dedi. Ee, önünde karavana önünde tarif etti. Yürüdüm gittim buldum onu. Hı. Ha yani Harika. mesela adam orada yaşıyor. Evet ne güzel. Orada bir Nescafe falan içtik reklamları dinlediniz. İstedikleri yerlerde durabiliyorlar İstediği mı? İstediği yerde durabiliyor. Yani kimse sana şey yapma falan ha. orada duruyorsun. Yani, Harika. Ha, yani adam. E, bakın Mehmet Bey ne diyor? Ha. Mehmet Solak. E, o da diyor ki ben bir tur şirketiyle anlaştım. Karadeniz'i gezeceğiz ailece. Hah güzel. Karadeniz turu. Tabii. Güzel. Karadeniz çok güzel. Mesela bakın Karadeniz diyoruz, Doğu diyoruz dediniz ya yemeler içmeler hakikaten et var. O buralarda et kültürü Aha. çok yüksek. Yani orada yemek deyince insanın aklına et geliyor. Bilhassa Şart'ta ee, yine Karadeniz'de de öyledir ve fakat farklı argümanları da vardır. Hı hı. Farklı ürünleri de vardır etin dışında. Siz buradaki suyla yani diyelim bir kilo et yediniz. Evet. Tamam mı? Bir kilo et yediniz ya da... Biraz daha zorlandınız falan böyle iki kilo et götürdünüz. Orada bu şeyler var, böyle e, sular var. Soğuk sular. Yerden çıkıyor böyle fışkırıyor. Gölet haline getirilen yerler var. Buralarda millet su dolduruyor. Hı hı. Mesela oradan iki tane böyle maşrafa su içtiğinizde yarım saat sonra, bir saatte de değil yarım saat sonra sanki bir şey yememiş gibi olursunuz. Kilo almak mümkün değil. Yani benim doğduğum yayla, ben yayla çocuğuyum. Ee, kara çadırlar var böyle. 45-50 metrekarelik büyük bir çadırda ben dünyaya gelmişim. Ee, e, yani ebeyi de hemşireyi de alıp götürmüşler. <laughs> Sen de bizimle gel. Evet. Olur ya böyle şeyler. Mesela öyle enteresan hikayeler anlatılıyor. Ee, ondan sonra e, bu toprak var. Böyle eliyorlar ya toprağı Hı -hı. hafif. O toprak çocukların altını ıslatırken bile şey yapmıyor, yakmıyor. Allah Allah. O topraktan yapmışlar. E hanım da demiş ki ya nasıl olur demiş ki ya biz atalarımız da böyle yaptık. Bu toprağı Hı -hı. sürekli değiştireceğiz. Kum da değil ama güzel bir toprak falan. Hem sıcak tutuyor hem de altı pişmiyor demiş. Hı -hı. Bunu böyle yapalım. Bir haftada öyle yapmışlar. E, Hüllük mü derler? Ne derler ona? Hüllük de. Öllük <laughs> derler o toprağa. Böyle doğa şey çok tabii çok doğal bir toprakla da şey yapılıyor. Mesela ee, doğu'da böyle. Ee, Yörükler bizden de farklı yaşamıyorlar. Yörükler de sürekli hareket halinde. Onların da efendim obası vardır, çadırı vardır, şeyi vardır. Dolayısıyla buralarda kilo alınmaz. Bence herkese tavsiye ediyorum. Hakikaten gitsinler dağında, yaylasında efendim gelsinler, dursunlar. Eski arkadaşlarıyla, dostlarıyla, akrabalarıyla bir araya gelsinler. Siz sazı bana verdiniz ben de hayatımı, gözlemlerimi aldım götürdüm Ak... herhalde program bitecek. <gülüyor> <gülüyor> akraba <gülüyor> evet. konularımız ama, da var hayata geçeceğiz ama tabii, da akraba ama, ziyaretleri de önemli diyorsunuz. O çok diyorsunuz. önemli çünkü o çocuklarla bağların devam etmesi, akrabaların evet. devam etmesi, çocukların, insanların kendini e, efendim garip hissetmemesi, kaybolmaması açısından çok önemli. Yani büyük şehirlere geldik. Evet, bazı get dolar vardır hem şehirler bir arada. Fakat üçüncü nesil kayboluyor. Birbirlerini tanımıyorlar, gidiş gelişler kesilince bir bir, bir de sonra garip bir şekilde yabancılaşıyorlar, kayboluyor. yabancılaşıyorlar. Kesinlikle. Bu çok kötü bir duygu. Ben de öyle düşünüyorum. Ve şöyle bir duygu biliyor musunuz? Mesela bazen Anadolu'da böyle sokakta şeyde bir şehirlerde de olsa kasabalarda kötü bir bir eylemde bulunduğunuzu atıyorum bir sigara içtiğinizde hemen dikkatinizi çekerler dedene söylerim hacı efendiye söylerim falan çekiniyorsun. O dediğimiz get dolarda şehirlerdeki hem hemşehri hem şehri şeyleri, semtlerinde de bu böyledir. Hı hı. Fakat ikinci kuşaktan, üçüncü kuşaktan sonra bu bozuluyor. Hı hı. Çünkü sonuçta büyük bir şehre gelmişsin. Evet. ikinci kuşak evleniyor oralardan ayrılıyor farklı semtlerde kayboluyorlar. Çocuklarda irtibat kesilince hem garip kalıyor hem bir müddet sonra suçlara da karışabiliyorlar. Hı hı. Çünkü ikaz edeni ya da sahip çıkadın da olmuyor. Bu çok önemli. Evet. Onun için bence köylerinize, kasabalarınıza gidin, kucaklaşın. Hı hı. Ee, ama o tatil meselesinde hakikaten ailede ciddi bir tartışma var. Hı hı. Yani müstakil ev mi evet. tutmak istiyorlar, köye mi, kente hı. mi gitmek istiyorlar, şeye mi e, efendim, Anadolu'ya mı gitmek hı hı. istiyorlar? Denizlerde, kumda, güneşte mi geçirmek evet. istiyorlar? Ee, herkesin ailen bunun içinde şunu söyleyeyim, ailenin bir araya gelmesi lazım. Evet. Çocukların fikrini de e, almak lazım. Çocuklar, ya bu da çocuk ne falan? demeyin. onları da bu işin içine katın, mutlu edin. Ee, evet. Gönül tatilciliği yapın, gönül evet, tatilciliği. Kesinlikle. Yani herkesin gönlünün içinde olduğu, severek gittiği ya da en azından kabullendiği bir tatil daha huzurlu evet. olur. Yoksa birinin yüzü düşer. Birisi hep böyle küs durur, günleri geçmez, ee, kabus olur Hı -hı. o tatil size de. Siz o bir düşünün çocuğunuzun ya da eşinizin böyle biraz köz durmasını, Hı -hı. biraz bir kenarda moralsiz durmasını sizin de moralinizi bozar. Evet. Bu psikolojiden de bahsetmek istedim. Ona göre lütfen anlaşın, beğenin bir konsensüs sağlayın, bir birlik sağlayın. Ona göre tatil çeşidinizi şey yapın. Evet. Şimdi e, tam da merak ederken ben gurbetçi hemşeril, e, hem, hemşerilerimiz, ha, evet. hani gurbetçi vatandaşlarımız Tabii. ne yapacak diye düşünürken hemen e, gözüme takıldı Almanya Almanya'dan Canan Hanım yazdı. Tabii. Canan Hanım diyor ki ben e, Almanya'da yaşıyorum e, 25 yıldır e, memleketim Gaziantep. Ha. Ben bu yaz tatilimi Gaziantep'te akraba ziyaretleriyle birlikte geçireceğim ve oranın yemeklerini, her evet. şeyini çok özledim. Doğru. Bir an önce Antep'e gideceğim diyor Tabii. ama Gaziantep'te özenmez mi yani? Ya Gerçekten Vallahi. inanılmaz bir gastronomi şehri. Evet. Ee, çok güzel Şahin yemekleri. Şahin Bey Bey'in memleketi. Evet. Gazilik'te unvan da var. Kahraman bir şehir aynı zamanda. Valla çok güzel bir şey yapar. Hem o eski arkadaşlarıyla buluşur. Hem evet. ailesiyle bir araya gelir hem yıllardır görmediği çocukluk arkadaşları, ha. belki lise arkadaşları görecek tabii, Hem tabii. onları görecek. Hem akrabalarıyla vakit geçirecek. Eminim Almanya'da da çok güzel Türk restoranları var ama tabii. E, ne kadar olsa memleketin <laughs> tadıyla memleketin olmaz. Aynı olmaz. Tabii canım. o, o batcanı yiyecek yani. Patlıcanı evet, ya. yiyecek. batcan. O patlıcandan bahçan köftesi, kebabı. <laughs> kebabını evet yiyecek. Onu o onu hakikaten insanı tedavi ettiriyor. Bah. Evet ruhunu da dinginleştiriyor. Batcan. Balcan. Balcan mıydı? Aha. <laughs> ya Batcan değil mi? de bir tane? Tener'den çıktı. Evet. Bravo. Batcan. Çok güzel. <laughs> Harika bir vallahi şey. Güzel vallahi güzel kebap. Şey, bir de şeyin Gaziantep'in çok güzel yaylaları da var. Evet. Dağlık bölgesi de çok güzel. Yani mesela orada sabahlanmak, orada bir gece geçirmek ya da geceler geçirmek <laughs> çok güzel olur. İnsanın ruhunu dinginleştirir. Bir mesaj daha okuyayım o zaman. Feride evet. Hanım yazmış. E, Feride Hanım da İstanbul'dan yazıyor bize. E, ben de planladım tatilimi. E, bayram tatilinde Ala e, Alaçatı'da olacağım. Çeşme Alaçatı'da olacağım demiş. E, orada güzel bir butik otel ayarladık. Ailece Alaçatı'dayız. E, şey butik oteller de çok güzel Alaçatı'da oluyor. Alaçatı'da çok fazla butik otel var o var. sokak aralarında. E, tarihi böyle taş evler var. Ee, orada olacaklarmış. Ben oraları da yaşadım. Size şunu söyleyeyim. Ee, mesela orada sohbetler çok uzun uzun, uzun ee, devam ediyor. Mesela çay koyuyorlar. Evet. Ee, yani oranın sahibesi ya da ha. bir şey semaver yakıyorlar. Ee, o bitmiyor. Yani habire çay içiyorsunuz, sohbet sohbeti açıyor, gece ya. iki 2'den önce yatmak evet. da olmuyor. Evet, evet. Ama sabah işte geç kalkıyorsunuz o zaman. İşte günü yani, öldürmemek lazım. Ha yani ha Mutlu değil mi günü öldürmemek lazım. lazım ya tatilde. saat 10'dan 11'den evvel evet. kalkamıyorsunuz. Hı. E sonra kahvaltı yani, falan 12-1 oluyor zaten. Kesinlikle ondan sonra denize gitmek e, lazım. Gerekiyor. O sabahı yaşamıyorlar. Mesela bir sabah sporu, bir yürümek Kesinlikle. Nefes almak, o Ama temiz hava. Ama sabah havayı. da hani hava çok sıcak ya, evet. o sabah sporunu da 6.30-7.00'de yapmak lazım. Tabii evet, çok erken kalkmak çok lazım, erken yürümek lazım. Öğlen şekerleme siesta yapılabilir. O olur. O insanı dinginleştirir. Aha. Mesela o Hayır, tatilde şöyle zaman zaman insanın göz kapakları evet. zaten iniyor. Ben güneşlenirken uyumayı çok ha. seviyorum akşamüstü mesela. Onu, ona dikkat etmek <laughs> lazım güneş çarpmasın. Evet. Bak ben öyle <laughs> akşamüstü akşamüstü. Aha yani yoğurt yoğurt yedirdiğim arkadaşlarım oldu bol bol sarımsaklı yoğurt ha. yedirdiğim ve bol miktarda ha. zeytinyağı sürdüğüm arkadaşlar oldu zeytinyağı bildiğiniz zeytinyağı. Güreşçi gibi. Of, of, of. Ciddi bir şekilde bunu... vera e da çok iyi geliyor. Tabii o çok güzel. Yani güreşçi gibi olmazsa güneş geçiyor, tepene geçiyor. Şezlonglar var. Hı -hı. Onları iyi takip Hı -hı. etmek lazım, almak lazım. Hı -hı. O oradan yoksa... Böyle diyelim bir saat yattınız farkında değilsiniz güneş vurdu size maazallah. Evet. Çok farklı evet, şeyler e, yaşayabilirsiniz. Bu arada bu konu e, izleyicilerimizin herhalde hoşuna gitti. Tabii i̇şte tatil, gelsin tatil. efendim. Yani ya, tatilin kötüsü olur mu? Özlemlere Ondan bakın. Ki, Yıldız Hanım da yazmış. <laughs> Yıldız Hanım da bu arada e, İsviçre'den yazıyor. E, İsviçre'de yaşıyorum e, 15 yıldır. E, ben de memleketim olan Denizli'ye gitmeyi düşünüyorum. Denizli'de. Yine aile ziyareti. Daha çok bakın hani yurt dışındaki e, vatandaşlarımız daha çok aile tabii memleketlerine girip aile ziyaretleri. Tabii iziyorlar. E, Denizli'ye gideceğim ama Denizli'den de e, ben de Kuşadası'na kaçmayı planlıyorum birkaç gün demiş. Allah'ın şey, emriyle yansıladım. gitsinler efendim. Allah'a güzel, güzel tatil yapın evet, inşallah. Evet emriyle gitsinler kaçmasınlar. Ya Denizli çok güzel. Denizli. Denizli'ye evet. gitmişken kekik, kekiğinden bahsetmek lazım. Hmm, ben kekik... size çeşmeden kekik getireyim. Hani ama... o şey kekiklerden taze kekik böyle o olur. Böyle pıt 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 o yeme ya. fakat bir de bunun tabii kaynatacaksınız suyunu çıkaracaksınız. Kekik Aa, evet Suyu çok, çok şifalı sert. Eğer çok sert geliyorsa hafif bir bal ve bir hmm, kah kahvaltı kaşığı. Onu bir balla karıştırırsınız ya çok büyük şifaları var. Evet. Ee, yani boğazı, üst solunum yollarını o kadar güzel hı hı. E, efendim temizliyor ki Midenin dostu ya, değil mi? O oraya tabii Denizli'ye gitmişken bence biraz Aa. o kekik suyunda alsın götürsün. Bir ara hani zaman zaman zayıflama çayları bitkileri çok ravaçta oluyor ya bir ara evet. kekik yağını zayıflamak tabii. için de kullandılar. Tabii kekik yağı. Bilmiyorum ya. ne derece fayda etti Yok, ama. Kekik bir defa kekik yağı kekik suyu kekiğin kendisi Hı -hı. harika şifa deposu çok güzel var bunların hepsini kullanmak lazım. E denizi deyince aklıma o geldi. Gerçekten o sudan alsın, götürsün. Hı hı. yani çok iddialı konuşmak istemiyorum. Buradaki bazı doktor hekim dostlarımız var. Ya bu sizi koronadan da korur demiyorum. Yani hı hı. öyle bir yani, tedavi tabii, şeyi yoktur. Biz ama yani. ama e, hakikaten e, vücudun vücudun direnci artıyor. Evet. Korunaklı oluyor e, ve yediğinizi hazm ediyorsunuz. Bakın ben e, bir gün vücut böyle ağırlaştı. Hı hı. Evet grip oluyorum fark ettim ateş de ha. geliyor. O arada şöyle bir e, tgrt EU kupası gibi bir evet. su, hafif ılık bir su. Efendim ondan sonra şeyi koydum e, bu kekik suyunu koydum kaynattım. Hı hı. Suyu kaynattım koydum oraya bir kaşık da efendim şey büyük kaşık değil de çay kaşığı da olur kahvaltı evet. kaşığı da şöyle silme de olsa olur. Bunu güzel bir karıştırdım e, yudumladım içtim İnanır mısınız grip olmadı. Harika. Aldı götürdü. Evet. İşte <laughs> doğru bilmek lazım. Hani Tabii. her şeyi karıştırıp değil de değil. tek tek denemek lazım. Evet, bravo. Bir mesaj daha okumak istiyorum çünkü mesaj birazcık da size geliyor. Ne Standım diyorsun? Birazcık Bekir Bey yazmış. Öncelikle programımızı çok beğenerek izlediğini, takip ettiğini yazıyor. Çok çok teşekkürler Bekir Bey. Diyor ki ben de Ata Bey'in hemşerisi Manlıyım. Vay. Ben de bayram gibi Van'a gidip oradaki e, akrabalarımla bayramlaşmayı ve Van'da bir süre kalmayı düşünüyorum. Çok özledim Van'ı yaz. Tabi. Yani bu. Teşekkürler Bekir Bey. Çok, İyi tatiller. Çok teşekkür ederim. Dedim. Şimdi Bekir Bey Van'ı özlemesinde ne yapsın? Yani dağ var, yayla var. Ondan sonra tarla, bah bahçe var. Bir de gölümüz var. Yani deniz diyoruz. Evet, Van evet. denizi diyorlar Vanlılar. Ama bir, tabii göl, Marmara ölçeğinde büyük bir göl, Türkiye'nin en büyük gölü. Biliyorsunuz fotoğrafımızı da birincilik aldı dünyada. Aynen. NASA NASA'dan çekildi ve o fotoğraf dünyada birincilik aldı o havza fotoğrafı. Çok güzel. ben tavsiye ediyorum efendim göle de girsinler. Her sabah saat 11'den 12'ye kadar denize girseler eğer bir ay bir ay kadar kalacaklarsa saçları beyazsa efendim hafif kahverengi olur, sütlü kahverengi olur. Siyahsa yine evet. ona döneriz. Allah Tabii Allah. kestane rengini alır, saçların rengi değişiyor. Soda çok yüksek denizde, hmm. saçlarınızın rengi değişiyor. Aa, Tabii. Ben girmem o zaman sarı saçlarım değişmesin mi? Ha rengi. sarı saçlarımı. <laughs> e, e, bu ne takarım bende? Ha öyle bir şey olur. <laughs> Ama bu bir, bir ay olsun inşallah. Aha. Şöyle 11 ile 12 arasında bu deniz suyuna girdiğinizde, göl suyuna Van gölüne girdiğinizde hem cilt renginiz hem de yani cildinizin rengi değişiyor ve saçlarınızın rengi de değişiyor. Kumrallaşıyorsunuz. Evet. Kestane rengine, açık kestane şeklinde. O kadar boyatıyoruz tabi. Sa saçları gitmesin tamam demek ki orada yüzersek boneli. Tabii Tabi olur ve o şey de bir tabii o o bir ay iki ayda devam eder renk. hemen gitmez tabii. Çok, çok güzel bir şey bu. Ben bu, bu hususiyeti de söyleyeyim efendim. Evet. Aa enteresan. Peki evet bu arada e, mesajlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, bir haberlerimize, hayata dair haberlerimize bir geçelim bakalım neler oldu. Biz oluyormuş. daha habere geçmemiş miydik? Aa, tatil var. deyince ama tatil ama öyle. Yani tam mevsimi bu. çok güzel arkadaşlar da bak mesaj gönderdiler Hı -hı. ama ailenin gönlünü yapıp Birlikte beraber gönül e, tatilciliği yapsınlar yoksa hakikaten moralleri bozulur. Aynen öyle. Evet. Peki her şey gerekiyor. Ben size tercihimi söyledim ama benim ailemde o tarafta olduğu için. Ha, yani hem olur. ailemle birlikte olacağım. Ha ben de. anne isteyecek, ha, aile, hem benim aile istiyorsa. Güneş, tamam. Oğlumla birlikte. Tabii tabii. Tabii. Oh mis yani? Ne güzel. Tabii gitti gitti yani. Aynen öyle. Peki düğün salonu işletmecileri maske ve mesafe konusunda uyarıldı. E düğün sezonu başladı tabii. devam da ediyor. Çankırı'da kontrollü normalleşme ile birlikte başlayan düğün merasimlerinde alınması gereken tedbirlerle alakalı olarak düğün salonu işletmecilerine bilgilendirme ve uyarılarda bulundu. Vali yardımcısı Şahin Bayhan tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında işletme sahipleri maske ve mesafe konusunda tekrar uyarılırken gerekli bilgilendirmeler de yapıldı. Önemli hala maskeleme sağlığı. Tabii. tabii ki önemli. Şimdi bakın dün de öyle bir haber vardı. Bu vatandaş konuşuyor bir dinleyelim. Şimdi bugünkü konumuz son Cumhurbaşkanlığı makamında yapılan son bakanlar kurulu toplantısında alınan tedbirleri neticesinde ilimize yansıyan kısmı. Şimdi değerli arkadaşlar işte yaz gelince insanlarımız düğün, nişan, sünnet gibi sosyal aktivitelere Büyük ağırlık verirler. Düğünlerimiz genelde yaza saklanır. Şimdi Cumhurbaşkanlığı makamından gelen talimatların gereği biz yine bir takım Hıfza Kurulu'nun kararlarını aldık. Sizlere de şimdi birer tane dosya halinde dağıtıldı değil mi? Evet. Onu takdim edeceğiz. <laughs> Arkadaşlar ilimizde insanlar çocuklarının mürüvvetlerini görmek için çok çeşitli aktiviteler var. Bu aktivitelerin başında işte bir kere düğün, düğünden önce kına, baş bağlama, mevlit, başka ne vardı alsan bir gibi bir sürü aktiviteler var. Şimdi aldığımız sısız sağ kararlarıyla biz bunları ha bir de konvoylar var. Düğün konvoyları. Bunları yasaklamıştık. Yani bizim derdimiz vatandaşın eğlencesiyle, düğünüyle, sünnetiyle uğraşmak değil. Bu hastalığın yayılmasını engellemek. Tek derdimiz bu. Bu belayı, bu sıkıntıyı nasıl atlatırız? Hep beraber omuz omuza. Ee, şimdi Cumhurbaşkanlığı kabinesinden gelen tedbirleri biz size e, neler yapılacak diye bir dosya halinde takdim ettik. Yine biz <laughs> ayın e, 15'ine kadar düğün salonlarında yeme içme e, yasak bulundu. E, Yeme içmeyi vermeyeceğiz yeme ve içme konusunu vermeyeceğiz. E, ayın 15'inden sonra o serbest olacak. 1 Temmuz'dan itibaren de düğünlerde e, düğünler serbest bırakılacak. Şimdi burada e, şunu hatırlatmak istiyoruz. Hepimiz büyük sıkıntılar çektik. E, esnafımız gerçekten çok sıkıntılı günler yaşadı. Evine ekmek götüremeyen, hele benim işte zaman zaman denetime çıktık. Denetimde de e, sosyal farkındalığı sağlamak için. E, denetim sırasında tanıdığım bir kıraat ne kadar zor olduğunu fark ettim. Evin ekmek götüremeyecek seviyeye gelmişti. Elimizden gelen desteği verdik, omuzunu verdik. İsim e, vermek olmaz. E, bütün esnafımız zor durumdaydı. E, şimdi epey bir açılım oldu. Epey bir e, sıkıntı atlattık. Tekrar işte yeme içme yerleri, kafeteryalar vesaire e, onlar açıldı. İnsanlar Belli kısıtlamalarla onu, bu geçişi sağlıyoruz. Ee, bildiğim kadarıyla bir kıraathanelerde hala oyun yasak. Bir de şimdi konumuz düğün arkadaşlar. Düğünde insanlar bir araya geliyor, muhabbetler, e, uz uzun süredir birbirini görmeyen insanların birbirleriyle hasbihal etmeleri ve o eski görmediği günlerin anısına, hele de bir de bu pandemiden sonra o hasreti ortadan kaldırmak için yakınlaşma. Şimdi düğünde buna dikkat etmek için bir araya geldik. Basınımızda, kıymetli basın mensuplarımızda bunu insanlarımıza duyursun istedik. Epey bir hale gelmişken tekrar düğünlerle ilgili olarak sosyal mesafeyi, maskeyi e, kullanımını devam ettirmek istiyoruz. E, Talebimiz bu. E, bununla ilgili olarak zaten bir önümüzdeki hafta 15'i ne güne göre salı günü. Önümüzdeki hafta salı günü bu bu bitecek bir kısmı. Yeme içme serbest olacak ama kapalı alanlarda yine 4 metrekare. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde 4 metrekarelik alan gerekli. Ona uyacağız. Onu zaten takip edeceğiz, kontrol edeceğiz. E, yeme içme işleri yine 15'inden sonra serbest olacak. E, onu yine kontrol edeceğiz. Ama sosyal mesafeye, maskeye dikkat edeceğiz. Yani tekrar... Ee, yeniden bir kapanmaya, yeniden bir hastalığın yayılmasına, virüsün yayılmasına tahammülümüzün olmadığını hepiniz en az benim kadar biliyorsunuz. Teşekkür ederiz evet. Ahmetçi Evet, ne düşünüyorsunuz? Şimdi çok güzel Aha. söylüyor. Adam diyor ki çok özetle, e, buralar bizim ekmek tekneyin teknemiz. Hı hı. Bizim eee Sayın Cumhurbaşkanlığı makamından, evet. işte valilikten gelen ikazlara uymamız lazım. Kesinlikle. Ekmeğimizi ket vururuz tekrar. Hı hı. Bu bizim elimizde yani bakın mevlitten bahsediyor, konvoydan bahsediyor, gelin başı şeyinde töreninden evet. bahsediyor. Bunlar kalabalık olan şeyler. Maalesef, evet. Törenin Aynen. törenlerin kalabalık olan köşeleri bunlar. Evet. Bunlara dikkat etmezseniz diyor. Yemek de vermiyoruz. Bak yemek de yok hı hı. diyor adam. Bunlara dikkat etmezseniz ekmek teknenizin kapısını tekrar kilitlerler. Evet. Onu ima ediyor adam diyor. Ekmeğine sahip çık diyor. Çok doğru söylüyor. Çok yerinde söylüyor. Neden? Çünkü atlatamadık. Evet mesela dün bir Avrupa ülkesinden gelen haber vardı. Maskesiz tamam ama kapalı alanlarda. Hı hı. Mesela özellikle markette ve toplu taşıma araçlarında maskesiz gene olunmayacak. Kalabalık ortamlarda maskesiz gene olunmayacak. Ama açık havada, efendim dışarıda, kalabalık olmayan yerlerde maskeyi takmaya bilirsiniz evet. diyor. Böyle bir karar aldılar. Evet güzel. Bu, bak geldiğimiz netice bu. Diyor ki Adamcağız diyor evet biz bu düğün mevsimi başladı. İki düğün var. Hı -hı. Düğün var. Bir sünnet törenleri var. Evet. Bir de düğün merasimleri Düğünden. var. Şimdi buralarda Mevlid-i Mevlid Şerif okunuyor. Çok güzel. Güzel bir gelenek. Tamam okusunlar. Hı -hı. E, yemekler veriliyor. Ve gelin başı meselesinde de çok ciddi bir tören var. Bazen 20 kişi birlikte efendim kuaföre, ha, kuaföre giriyorlar. Gidiyorlar. Tabii kuaförden geliyorlar. O biraz geliyorlar. be Atabey. Yani şimdi artık çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Ne yapıyorlar biliyor Hı -hı. musunuz? Düğün yapılacak alanda bir yer hani bir oda açıp hı hı. gelinin saçı başı her şeyi düğün mekanında yapılıyor. Kız arkadaşları, çok kız yakın kız arkadaşları geliyor. Hani eskiden kuaförlere gidilirdi. Annesi, hallası, yengesi hep birlikte. yengesinin çok kızı. Bir şey okul vardı. arkadaşları falan. Tabii Daha doğru. Daha çok kız arkadaşlarıyla bir odada saç makyaj yapılıyor. Artık yeni trend bu öyle diyeyim size. Yani düğün salonlarında bu konsept evet. var diyorsunuz ki öyle bir oda da var. Ben onu gözlerimde gördüm ama ee, hakikaten buralarda kalabalıklaştırmamak lazım. Burada benim dikkat ettiğim adam detaylar üzerinde duruyor. Hı hı. Yani bu detayları da tek tek hatırlatıyor. Kalabalık olabilecek e, efendim e, anları, anları söylüyor. söylüyor. Her, hepsini evet. tespit etmiş. Bir tedbir amaçlı. Tabi tedbir amaçlı ama anlatıyor. diyor kesin mesaf, mesafe, mesafe ve maske diyor. Evet. Hijyen zaten var. Onu söyleyelim. <laughs> Üçlük. Ama maske ve mesafeye dikkat edin diyor. Yani buna dikkat etmezseniz Efendim biz eski günlerimize tekrar döneriz Ne böyle muhteşem düğünler yapabiliriz evet, Ne para kazanırız Efendim gene açız diyebiliriz Bu evet. esnafın dikkatini çeke, çeken e, Bizim biraz önceki Efendim o sohbetimizden sonra gelen Bomba haberdir evet. bu Çünkü yaz mevsimi bakın e, Tatili konuştuk Tatilde yapabileceklerimizi konuştuk Planlamayı söyledik Hemen akabinde hakikaten düğünler Ve e, sünnet törenleri var Efendim, merasimleri var. Burada da dikkat etmek lazım. Kalabalık buralarda oluşuyor. Aynen. Bunun dışında herkes köyünde, kentinde zaman zaman arkadaşlar, dostlar bir araya geliyor. Kısa süreli ve yine mesafeli ziyaretler olacak. E, onu demek istiyor. Çok güzel. Şimdiden ikaz edilmişler. Benim çok hoşuma gitti. Hemen. Evet. Kesinlikle. Evet, e, yine konumuz düğün. E, çünkü bu düğün sezonu işte açıldı, devam ediyor. Beyaz eşya ve mobilyaya da talep artmış. Düğün sezonunun açılmasıyla mobilya ve beyaz eşyayı talep arttı. Mobilya ve beyaz eşya işletmecileri normalleşme ile birlikte yoğunluğun arttığını söylerken pandeminin azalması durumunda daha yoğun bir taleple karşılaşacaklarını belirtti. Evet bu da enflasyonun rakamlarını... Tabii cumartesi açıldı düğünler tabii, yapılıyor. tabii. Evet. Şimdi bu enflasyonun rakamlarını yukarı doğru çıkarır. Hı hı. <laughs> Neden? Çünkü beyaz eşyayı beyaz eşyada özellikle mobilyada Son ciddi sıkıntı çekiliyor. Hı hı. O ham madde bizde var ve fakat e, üretimcimiz bunu dışarıya, efendim ihraç ettiği için hı hı. E, içeride bir sıkıntı var. E, bu sıkıntıyı aşmak için de işte geliyor, alınıyor falan. Şimdi geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı da hatırlattı, bak dedi, e, marangoz esnafında, e, koltukçu da, mobilyacı sıkıntı var. Önce dedi içeriye işteki talepleri karşılayacağız beyler, sonra e, ihraç edeceğiz dediler. Koltuklar da ne kadar güzel, hoş. Şuna bak ya sanki saray şeyi gibi. E, tabii odası gibi, salonu gibi. Şimdi gençler... Her bu, çeşit, her renk, her, çeşit denk, her var. şey var artık. Şimdi gen, Sınırsız. Tabii gençler özeniyor. Mutlaka. Alıyor bunları. E, şunu söyleyeyim yani sen bunları efendim işte şunlar da almış, bunlar da almış bu güzel falan alıyor ama ciddi paralar da ödüyorlar. Yıllarca taksit ödüyorlar. Hı -hı. Ben de onlara söylüyorum ki Hı. daha mütevazı olun. Hı -hı. Gene şık olsun daha mütevazı olun. Ama tabii diyorlar ki ben hani kızların gözünden şimdi size bir şey söyleyeceğim. Hı. Diyor ki bir kere evleniyorum. Tamam. Olsun her şeyin güzeli olsun diye tamam. düşünenler Hayır. var. Hemen yazabilirsiniz. Tabii. De TRT, şimdi o çok Değil güzel mi? bir tartışma konusu. Hı -hı. Ben buna katılıyorum. Ya Bir defa insan evlenir. Ama o evliliğin sürmesi devamı da çok önemlidir. Önemli. Sıkıntı çekip tartışmak yerine ya da sıkıntılar içerisinde kıvranmak yerine daha mütevazı olun. Haliniz vaktiniz olduğunda zaten mobilya değiştiriliyor ya. Hı hı. Kim 5-10 seneden fazla bir koltuğu Ulan. evde tutuyor? Ulan. Atıyor. Aynen. Bazılarımız öyle ki efendim modası değişmiş. E zaten sağlam ya değil moda... ki eskisi gibi mobilyalar. Ha, yok. Yani. sen de kullanamıyorsun. Tabii yani modası değişmiş ya. Bak işte şu komşu bu komşu aldı falan biz de alalım. Koltuktan başlıyorsun. Kanepeden çıkıyorsun yatak odasına kadar uzanıyorsun aynen. yani bunların hepsi yok, değişiyor. Yok konsolu değiştireyim. Evet. Yok üniteyi ee, değiştireyim. Ay Hülya Hanım'ın da uzandığı yatak çok güzel aynen. vallahi bundan mı alalım falan biz de iyi için. de şimdi... ne, ne gördüm Ya yani şimdi öyle ya. ya yani hayır siz o ekranda bakmayın. Ay falan sanatçının <laughs> oturduğu koltukta. vallahi çok güzel falan. Burası bir ee, mobilyacılar AVM bu, galiba. Tabii. Ona A, AVM bir, bir dükkan. Ciddi bir şey. Büyük bir mağaza. Ama her ben türlüsü de var. Ama burada başım var. döndü. Bir gittim tabii. E, bir şey bakmaya gittim. Tabii. Her yerde o dedim ki yok ben buradan bir şey seçemeyeceğim. Tabii. Çok kalabalık. Çok yoğun. Seçemiyorsunuz vallahi zaten. Seçemedim yani. yani. Bir, 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 bu güzeldir Ama dediğinizde. Ama fiyatlar daha uygun diğer yerlere göre. E, tabii. Yani bu güzel dediğinizde öte köşeden biraz daha hoşunuza giden bir şey evet. daha buluyorsun Karar vermekten güçlük çekiyorsunuz. Paranız varsa kalitelisini alın. Onu demek istiyorum. Yani ne demiş İngiliz? Ben efendim ucuz, ucuz mal kalacak kadar. alacak kadar zengin değilim. Yani Çok güzel bir laf. Evet ben kal kaliteli ben. alın. Uzun ömürlü olsun. Ya da efendim biz düğünümüzü yapalım. Mütevazı bir şey alalım. Gene şık olsun, mütevazı bir şey olsun. Parayı bulduğumuzda ileriki yıllarda 3 sene 5 sene sonra mobilyayı değiştiririz de diyebiliriz. Aynen Ata mesela ben 2007 2008 yılında çok yine bilinen bir yerden bir mobilya aldım. O zaman da kampanya vardı. Yarı yarıya fiyatlar düştü. Aldım o koltuk takımını. Kumaşı eskidi ama kıyamıyorum atmaya. Dedim ki yok bu çok Heh. sağlam ben bunu kaplatacağım. Evet. Kaplattım. Size e, çok ciddi hani olarak söylüyorum. Bir 10 sene daha gider. Bir 10 sene daha gider. Gider, gider. Çünkü sağlam ve Tabii. çok rahat. İskeleti sağlam. İskeleti sağlam. Tabii. Mobilyacı da dedi ki hiçbir şey olmaz şimdi yeni mobilyalar. O kadar e, şey ki dedi çürük. Yani hemen 2 ee... yılda mahvoluyor. Şimdi Hı -hı. mobilyacıları da şey yapmak, kızdırmak istemem ama eski mobilyalar <laughs> çok sağlam. Ben Siz... şimdi kaplattım. İst gibi kullanıyorum onu. Siz e, mobilyaların çürüklüğünden değil, malzemeden, Malzeme. çamarlardan Ondan sonra işini efendim doğru yapmayanlardan bahsediyorsunuz. Hı hı. Mobilyalar, mobilyalarımız güzel, evet. albenisi de çok güzel ama malzemeler bazen dediğiniz gibi kötü çıkabiliyor. Hı hı. Bu da malzemeden çalmak gibi bir şey nasıl bir apartman bir inşaat yapılıyor ya demirinden çalıyor, çalıyor betonunda çalıyor, malzemesinden çalıyor. Hırsızlık yapıyorsunuz. E ondan sonra tabii deprem kuşağında yaşayan bir ülkeiz, evet. kuşağındayız. A depremin betonun altında kaldık. Ee, yani ne oldu? İzmir'de çok önemli bir örnek vardır. Ya adamın oğlu gelini öldü ya. ya torunu öldü ya. Ah. Bak. Adam da müteahhit ya. Müteahhit olsan ne olur? Paraları ne olsa ne olur? Hep tatil beldesine de gitmiş. Yerleşmiş o müteahhitliğin parasını harcıyor ama oğlu vefat etti. Yani. Evet maalesef. Ya. Gerçekten Onun için, çok üzücü bir durdu. Evet e, yani şöyle e, evlilik çok güzel bir defa evleniyorsunuz ama hayatınızı kendinize zehir etmeyin. Mütevazı e, paranız yoksa aman aman krediye ya da borçlanmaya gitmeyin. Şurada buradan para almayın. Mütevazı yapın. E, evinizi donatın. 5 e, sene sonra elinize para geçtiğinde şöyle her şeyi baştan sona değiştirin efendim. Heydepe'yi değiştirin okkalı bir ev şeyiniz olsun. Hem bu arada hava atmadıysanız evlenirken evet. efendim tek tek davet edersiniz arkadaşları. Ayol gelin yeni mobilya aldık bakalım beğenecek misiniz falan. Bir parti düzenleyin evde böyle pastalı börekli efendim arkadaşlarınız şöyle koltuklarınıza baktığında yeni bozdolabınıza baktığında ağzı böyle bir karış açıkta kalsın vay be. Hmm, ne bozdulay bilmiş falan, hmm. ne koltukmuş falan dilsin yani. Hava atmaksa 5 sene sonra da hava atma, atmaya atabilirsiniz yani. Evet. Onu söyleyeyim size. Peki devam edelim. Evet şimdi pandemideki en sıkıntılı durumlardan biri neydi? Hepimiz evde olduğumuz için kilo alma problemiydi. Bakın pandemi kilolarını beşi bir yerde çayı varmış. Evet koronavirüs pandemisi boyunca evde kalan ve hareketleri kısıtlanan birçok insan Kilo sorunu ile karşı karşıya kaldı. Pandemide Haziran ayı itibariyle yeni bir döneme girilirken alınan kilo kiloların verilme telaşına başladı. Fazla kilolara çeşitli bitkilerden doğal olarak hazırlanan beşi bir yerde çayı doğal bir yöntem olarak tercih ediliyor. Ama tıbbi ve aromatik bitkiler teknikeri fıçakta diyor ki halkımız her duyduğu zayıflama çayını kullanmasın. Bu çok evet. önemli. Şimdi Nasıl kilo verildiği belli, yöntemleri belli. Hepimiz verdik, veriyoruz ya da bunun için uğraş veriyoruz. Bu yöntemleri anlattığımızda, bunun çayla, bitkiyle, hapla, ilaçla olacağını hemen anlayacak herkes. Ama, evet, Siz ama... de konuşabilirsiniz biraz sonra efendim, bir lütfen efendim. İslam ben... ediyorum. <laughs> çay kullanırım çay... ama hemen bir şey belirteceğim, sizden isteyeceğim. Mesela işte yeşil çay, biberiye, funda mate ve kekik karıştırılarak elde edilen doğal bir bitki çayı, zayıflamak isteyenler için hani destek. 3 su bardağı tüketebilirsiniz diyor tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı. Hani bunu yapabilirsiniz tamam. diyor. Ama e, hani ay bu zayıflama çayı çıktı. Hani ünlüler tanıtıyor. Ya, şu zayıflama tabii. 10 kilo zayıf. Bunlara itibar etmeyin diyor. Tabii tabii. Bu Buyur. bunlara bu bunlar pazarlama usulleridir, hmm. taktikleridir. Bir de bunların karışımları önemli. Mesela biraz önce göz kararıyla vatandaş ee, ne yaptı? Bir attı bir şeyler oraya. Bun, bunların gramına göre karışımları olmalı. Evet, Bak, tabii. Bak gramına göre ha, milimetrik ölçeceksiniz. G gram gram ölçeceksiniz. Ona göre o karışımı yapacaksınız. Ben çayların çok fazla karıştırılmasından yana değil. De evet. Ben doğal, sade içilmesinden yanayım. Ben Mesela yeşil, çay, yeşil, yeşil çay içecekseniz yeşil çay. İçine efendim şunu da katalım, bunu da Tar, katalım. çok güzel oluyor ama yeşil çay. Yani. Ayrı bir şey, bir tat veriyor ama şeyini bozmamak lazım. E, tabii e, şeyini bozmamak Hı. lazım o doğallığını bozmamak lazım sade içmek lazım Hı. fazla da bekletmemek lazım mesela yeşil çay bu renge geldiği zaman çok da zararlı oluyor çok böyle e, e, altının böyle açık bir sarı hali vardır bu şekilde mi? içecekler evet. evet ne açık olacak ne koyu olacak koyulaştı mı o da çok tehlikeli olabiliyor e, şimdi kilo vermenin yol ve yöntemleri bir e efendim bazıları çık hava atıyorlar ben görüyorum. Özellikle kadın programlarında, <laughs> magazin programlarında. Efendim aç kalmayın. <laughs> e ee, ben yiyiniz içiniz, ee, e efendim ama bu yöntemle kilo verirsiniz. Vallahi olmaz. Bak yemin Vallahi ettim. Hepsinden 3 de... aydır onu ha, biliyorum. Az diyeceksin porsiyonlarını küçülteceksin. O kadar. Hareketini daha fazlalaştıracaksın. Ee, sağlığını tehlikeye atacak ya da işte çok fazla şekerli gıdalar tüketmeyeceksin. Asitli içecekler tüketmeyeceksin. Abur cubur tüketmeyeceksin. Valla tek şeyi bu, çözümü bu. Yoksa yok zayıflama çayıymış. Ee, yok işte bir işte onu ye zayıfla. Yok böyle bir şey. Ekmeği azalt. Karbonhidratı biraz azalt. Şekeri at hayatından. E, tuzu da biraz azalt. Bitti gitti. Ben böyle verdim. Ben bir şey söylemiyorum. Köre verenler söylüyor. Bak canlı canlı. Biz de öyle falan asil ha. notuklar ha. efendim yok istediğiniz yiyin için aç kalmayın kendinizi aç bırakmayın bu çaydan bu haptan bu ilaçtan alın tığ gibi olacaksınız falan Aynen. yok öyle her şeyin bir ceremesi var, var. bir karşılığı var bunu yani, olmaz öyle bir, bir, bir şey. de bazı e, hanımlar şundan medet umuyor mesela bir yerde kampanya işte zayıflama makineye giriyorsun makineye giriyor veriyor paraları da e makineden çıkışta gidiyor iki dürmüyor yani ben hem yemek yemeye devam edeyim, hem yürümeyeyim, hem de makine beni zayıflatsın. Bunlara inanmayın. Yani böyle bir şey yok. Ben spor hocalarım bile bana der ki ben spor yaparken e, zayıflamak istiyorsan yüzde 30'u spor, yüzde 70'i beslenme. Beslenmene dikkat etmediğin sürece istiyorsan gel burada 5 saat spor yap, hiçbir şey olmaz. Beslenme ile birlikte sporunu yaparsan işte o zaman kilo verirsin. Şu boğazı tutacaksınız. Boğazı tutmadan boğaza hakim oldu. olacaksınız. Abur cubur yemeyeceksiniz. Ciddi söylüyorum. Yani 5 saatlik her yemek her öğünün arasında böyle bir 5 saat yaymanız lazım. Hı hı. Bu çok önemli. Evet. Bütün diyetisyenler de bunu söylüyor, uzmanlar da bunu söylüyor. Arada biz yiyoruz ya bir şeyler. Ama İşte o, da, o berbat ediyor. Hayır hayır şöyle aslında o şöyleymiş. Benim diyetisyenim dedi ki benim hocalarım hep şunu öneriyor. Mutlaka ara öğün alın. Ama ara öğün demek oturup da bir kebap yemek değil. Üç badem, beş fındık, belki bir meyveli yoğurt. Hani vücudu bir alın ki evet. onu harcasın. Tabii tabii. O çalışsın metabolizma. Doğru. O yüzden o ara öğünler önemli. İşte çiğ fındık, çiğ badem, öyle şeyler. Hani kavrulmuş değil de. Şimdi e, a, ara öğünler ben zaten diyorum artık biz alıştık. Ama ben yani, burada unutuyorum ara öğünü valla. Tabii gün, günde... Her gün bir üç vakit yemek yiyoruz. Evet, Sabah kahvaltısını kahvaltı biraz erken yapmak lazım. buçuk bir arasında öğle, öğle yemeği yani. yiyeceksiniz. Saat 8'e gelmeden. Gelmeden. 7 gelmeden, gibi, buçuk gibi bitireceksin. Bir akşam yemeğini yiyeceksiniz. Ee, bitti. Cumartesi pazar bazen ge geç kalkıyoruz yani tamam, dinleniyoruz. Hafta sonu Onda kahvaltı edelim. başlıyor. O bazen 11'e kadar sarkıyor. Aile ortamında Hı -hı. konuşuyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz. Orada öğle yemeği olmasa daha çok rahatlıyorsunuz. Evet ben tecrübe ettim. O ayrı ama eğer üç öğün yemek yiyorsanız, üçünü de yiyorsanız metabolizma aynı zamanda çalışsın, efendim hızlı da çalışsın hı hı. diyorsanız o zaman şöyle araya bir 3-5 saat, en az 5 saat girerse şöyle bir 5 saat olduğunda tam acıktığınızda Aynen. kilo alamıyorsunuz bir de artı spor. Yani her gün 45 dakika ya da bir, bir Şahane. buçuk saat yürüyeceksiniz. Harika olur. Yürümek ya, terleyeceksiniz. Yürümekten maksat terlemek. Bak terlemeden de olmaz. olmaz. Ben, ben öyle yürüyorum. Elim bazen arkamda bazen cebimde yürüyorum. Kuşlara bakıyorum, taşlara oh. bakıyorum. E, ne yaptınız? Yürüdüm. Duş almayacaksınız. Yok nasıl yürümekte o ya? Olmaz öyle. Ter dökeceksiniz. Ter. Evet. evet. Onu söyleyeyim size. Böyle de bir durum var evet. efendim. E peki biz de bir soluklanalım bir ayağa kalkıp bir şöyle bir hareket edelim. Yapalım Bir e Kısa efendim. bir reklam arası ha. gelsin. Aranın Tabii. ardından konularımızla birlikteyiz. ilk konumuz ne biliyor musunuz? Çok ilginç. Japonlar çörekten yenilebilir bir maske üretmişler. Detaylar reklamlardan sonra. Çörek otu mu? <laughs> Çörek çö hayır. Ya. Reklamlar. Töbe. <laughs> Evet reklamların ardından tekrar sizlerle birlikte sohbetimize katılmak isterseniz 0212 454 5571 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz. Instagram sayfamızda TV'de mesajlar gelmeye devam ediyor. E, tatil konusunu geçtik ama ara ara okumaya devam edebilirim. E, yazmaya devam edin bana bir de WhatsApp numaramız var. 0549 454 7085. Oraya da güzel fotoğraflarınızı, videolarınızı bekliyoruz ve programımız devam ediyor. Ata Bey, Japonlar çörekten yenilebilir bir maske üretmiş. Hemen ayrıntısına geçiyorum. Japonya'da bir firma dünyanın ilk yenilebilir maskesini üretti. Meşhur Japon çöreği Melon pandan yani kavun ekmiş bu e, kavun ekmekmiş bu melon pan üretilen ürünün en az piyasada satılan diğer maskeler kadar koruyucu olduğu açıklandı. Yani bakalım nasıl oluyor bu yenilebilir maske? Görseli Maskeyle var koyarız. mı? Var görseli. Maskeyi ya kavun ekmek tık 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 yiyor, yiyorlar mı? Ne oluyor bunu? Hayda. kafayı yemiş bunlar. <laughs> bunlar kafayı yedi bu en son. <laughs> Yerim seni maske. Ee, o... ve geçtiğimiz <laughs> haftadan itibaren yani onundan itibaren başlanmış zaten. Ee, şey yapmaya piyasaya. Piyasada başlamış. Japonlarda Japonya'da durum çok kötüydü biliyorsunuz. Birkaç hafta öncesine kadar ne oldu bilemiyorum. Hemen size önce bir fiyatını söyleyeyim mi? Ha bunların mı ha. fiyatını? Tabii. 5'li paketin fiyatı 800 yen. Yani. yani yaklaşık 140 lira. Hayda. Vay be. Ben maskeden kurtulmaya çalışıyorum. Bir üstüne para mı vereceğim bu kadar? 140 lira falan. Ay onu iyi iyi artık giderim ben. <laughs> çok güzel. <laughs> evet bunun şeyi sloganı şöyle olur mesela başlığı eğer gazetede haber olursa yerim seni maske. Yerim aa, çok yani, tabii, güzel. Tabii yerim, seni, yerim maske seni maske olur maske. ben hemen bu manşeti atardım falan. Ee, şimdi tabii bu o, bir farkındalık aslında bana göre bir farkındalık projesi. Yani buradan para falan kazanmak değil. Maskeye, maskeye, maskenin önemine dikkat çekmek hmm. için yapıyor Japonlar. Ee, bir, bir mesaj veriyor topluma. Eee Biliyorsunuz şeyde Japonya çok kötü. Hakikaten birkaç hafta önce haberler geldi. Bir kapanmaya gittiler. Evet. Çok ciddi bir şekilde bir yani teknoloji üstüdür. Teknoloji çok ileridir. Sonra okuma yazma oranı yani gazeteler orada 10 milyonların üzerinde okunuyor biliyorsunuz. Yani çok şeyde fa evet. çok fazla okunuyor. Kitap okuyor, okuyorlar. Okumuşların memleketi ve fakat adamlar kendilerini bu pandemiden, bu bulaştan kurtaramamışlar. Tekrar kapandılar. Yani Japonya çok kötüydü. Ay. Belki bununla dediğim gibi çörekten bir mesaj veriliyor topluma. Yani sevimli hale getiriliyor. Ya yenilebilir şeklinde. Yani bir ekmek gibi, bir gıda gibi anlayın bunu kardeşim. Hı hı. Hı hı. Yani bir gıda kadar gerekli. İnsan vücuduna lazım. Hı hı. Sana lazım. Hayatına lazım hı hı. demeye getiriyorlar bunlar. Tabi bu çok önemli bir mesaj. Tabii bu yorumu muhabir yazamaz. Bu yorumu ben yapıyorum. Hı hı. Ee, bu, bu da mantıklı zaten. Adamlar e, hayati olduğunu bir yemek kadar, bir beslenme kadar, bir işte yemek içmek kadar değerli bu diyorlar. Ve bakın çörek e, çörekten şey yapmışlar, evet. maske yapmışlar. Maske takıyorlar. Ülke çok kötüydü. Japonya hakikaten bir iki hafta önceydi ya. İki hafta bile olmadı. Hı. Japonya'da veriler çok yüksekti ve çok kötüydü. Ölümler vardı yani. Adamlar bu şekilde topluma bir mesaj vermişler. Evet. Bence Siz öyle güzel. Tabii. Evet. Ama evet, hani öyle, öyle. o kadar para vermek de bana. Saçma geldi açıkçası. Çok yaygın olacağını zannetmiyorum. Aha. Çok cüz iyidir ama farkındalık. Yani bir i̇çin proje. Diyorsunuz. Evet Farkındalık için, dikkat çekmek için yapmışlar. Yani siz mi? böyle Yoksa... bambaşka bir taraftan baktınız. Öyle öyle. Aynen. Tabii o haber benim önüme Aha. geldiği zaman e, öyle değerlendirdim. Zaten maksadı da bu, ölçüsü de bu. Yoksa maske varken adam 140 bin liraya, 140 lira niye versin evet. maskeye? Maske 1 lira, 2 lira. E, hadi. Aynen öyle. Evet bilemediniz. Ya Ben geçen gün dedim ya size unutmuşum markete girdim. Tabii. Hemen oradan aldım 50 kuruşa aldım ha. biliyor musunuz? Yani tekli paketinden açtım 50 kuruşa taktım. Tabii yani bu kadar basit. Aynen yani, öyle. Net. Evet onu söyleyelim. Bir farkındalıktır, bir dikkat çekmişlerdir. Yoksa bu parayla kimse maske almaz. Evet. Dikkat çekmiş. Aynen öyle. Hayatidir, yemek gibi, su gibi, gıda gibi diye dikkat çekmişler efendim. Buyurun. Kesinlikle. Evet devam ediyoruz. Ee, bu yazın en büyük problemlerinden bir tanesi de biliyorsunuz kene. Aynen. Kene konusu. Kene ile mücadelede etkin rol oynayan keklikler doğaya salındı. Malatya'da Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'un katılımıyla doğaya keklik salımı gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Battalgazi ilçesinde bulunan Beydağ Tabiat Parkı'nda doğaya keklik salımı programı gerçekleşti. Programa bir dizi temaslar için Malatya'da bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Malatya Valisi Aydın Baruş... Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük ve ilk il protokolü e, protokolü katılmış. Hmm. Evet ve işte 150 adet keklik e, doğaya salımı gerçekleştirilmiş. Yani keklikler keneyi mi topluyor? Ne yapıyor? Tabii şimdi kene e, bunu biz o zaman AB'nde yapmıştık. Ben çok hatırlıyorum, iyi hatırlıyorum hmm. çıktığı zaman. Kaç yıl oldu bu ya? Kene kene adamı öldürüyor. Evet. Allah Hiç Allah Anadolu'da Allah daha çok yaygındı yani. Tokat'ta, Kayseri'de, Kırşehir'de, ondan sonra Erzincan'da yani o Karadeniz, Doğu Karadeniz'de de çok görüldü ve çok da ölümler oldu keneler. Biz hatta İstanbul'da şurada burada parklara gittiğimizde pantolonlarımızı çoraplarımızın çoraplarımızı pantolonun üzerine çekiyorduk ha, içeri girmesin, girmesin diye. diye. Ciddi söylüyorum. Bir ormanda Ama öyle yürüyen bir şey değil değil mi? Yapışıyor. Yürüyor Hayır, mu? E, Görüyor tabii canım ha. yerde ama siz görmüyorsunuz ki onu ormanda otların içerisinde yani yaprakların içerisinde. Yok yo, yo sizde... vücutta yürüyor mu? Hani bacağınıza yapıştı. O yapışıyor tabii. mu? Yürüyor mu? Ee, hayır ne, nerede durursa ha. Keyfi canı nerede isterse artık yani belinize de yapışabiliyor bacağınıza da yapışabiliyor bir yerden e, efendim vücuda giriyor ve orada mesela ciddi bir kasın şey kasma meydana ha. getiriyor kaş kaşıntı da oluyor bazıları kendi elleriyle a kene falan ne olacak çıkarayım inesini hani o e, bir şey arı var ya arı soktuğunda ineği oraya bırakıyor evet. o ineği böyle çımbızlarla falan cımbızlarla çektiklerini gördüm ben Anadolu'da çekmezsen hmm. Canın yanar akşama Benim kadar. Benim iki sene önce arı soktu kolumu, tabii. arabadan girdi. Vallahi o, çocuk gibi ağladım biliyor Tabi, Tabii. A, a, zırıl zırıl ağladım. <laughs> çok, çok affedersiniz. Yandı, çok canım yandı. Ama orada o, o iğnesini çekip almak lazım yoksa ha. o arı bitmez. Onu ha. çektikten sonra biter. Ama bazısı biter. da iğnesini bırakmıyor, değil mi? Sokup geçiyor. O ayrı. Ha, o, ayrı. o onun dişleri, dişleri var. Benimki öyleydi. Ben arı arıdan bahsediyorum. Siz eşek arısından millet diyor ya, eşek arısının türevleri var. O bir sarı bir şey var. Arı var o sokup şey yapıyor herhalde ısırgan bir hayvan o ısırıp gidiyor yani neredeyse dişlerinin izleri var ya da neyse onu görüyorsunuz falan. o insanın canını çok acıtıyor. Evet. O en fazla acıtanlardan bir tanesi de yani ölümlere kadar götürdüğü oluyor. O bal arısı var ya soktun mu onun hemen oradan iğnesini hmm. çımkızla falan çekeceksiniz. Bir kolonya falan ve süreceksiniz yoksa ciddi bir şekilde sizi rahatsız edebilir. Evet, evet bu bir. Şimdi kene kenenin ilacı e, keklik hı hı. tavuk evet kaz hindi Yiyorlar mı ne? Yapıyorlar? Tabii bunlar e, e, en önemli e, efendim kebaplarıdır bunların. Yani <gülüyor> <gülüyor> şimdi doğada müthiş bir denge var tabiatta. E o, o dengeyi korumak lazım. Hı hı. Ekolojik denge diyoruz evet. ya biz. Her şeyin bir amaç üzere yaratıldığını biliyoruz ve ona iman etmişiz. Hı hı. Her şey her şeyin bir görevi var. Her canlının, her bitkinin bir görevi var. Birisini diğeriyle yok ediyor. Hı hı. Yani o denge bozulduğu zaman mesela Hindistan'da adam e, iğneyi kesmiyor, e, iğneye dokunmuyor, inek, e, inek kutsal. Hı hı. Fakat Hindistan'a evet. girdiğinizde çok yakın bölgelerde kerih eskilerin tabiriyle pis kokular geliyor. Hı hı. E, inek e, öldükten sonra onu böyle uzak bir yerlere böyle çöplükler var. E, bakın mesela yakmıyorlar onlar için. Kutsal ya da toprağa şey yapanlar da var son dönemde. E, pis pis kokar. Hele yaz aylarıysa. Çok hı. önemli. Siz çarşıda, pazarında ya. gezdiğiniz zaman şöyle bir ineğe dokunun aa kıyametler kopar. Ama oralarda bir şey alıp ineğe verdiğinizde sizi böyle başlarıyla selamlarlar. Hindistan'ın, Hindolar'ın böyle hı hı. Bir, bir geleneği var. Şimdi onun için burada denge bozuluyor. Hı hı. Çünkü burada o kadar çok inek var ki yani sokaklarda yürüyemiyorsunuz. Evet. Caddelerde yürüyemiyorsunuz. O trafikleri alt üst ediyorlar. Orada bir denge bozukluğu var. Hı hı. Bir hayvanı çünkü o hayvanlar et için, süt için, derileri için besleniyor. ve yeri zamanı geldiği zamanda kesiliyor ondan sonra insanlar besleniyor. Hı hı. Allah Allah bunları bunun için yaratmış. Aynen. Şimdi bu hayvanlar da Tarlada, bahçede yani bir kekliğin, tavuğun, kazın, hindinin tarlada, bahçede doğada bunları avladığını görüyoruz. Bunlar Anadolu'da çok azaldı. Ciddi kanaatler ve yorumlar var. Diyorlar ki artık gezen tavuk beslemiyoruz, hindilerimiz yok, kazlarımız yok, efendim keklik de yok ortada. Hepsini zaten avladık. Ondan sonra bu keneler çoğaldı. Efendim bunlar da ısırıyor. Zararlı bir kene. Farklı bir iddia bu biyolojik bir saldırı Türkiye'ye. Hmm. E efendim, birileri uçaktan attı. işte e, çoğu aldı falan böyle. E, insanları öldürüyor, rahatsız ediyor. E, böyle bir iddia da var. Onu da belirtelim efendim. Evet. Evet peki kene konusu böyle <laughs> yazın derdi yani değil mi? Bu. Tabii. yazın büyük olur. Derdi. Tabii çok, çok, eylül çok sonuna da dikkat kadar, kadar ekime kadar bu böyle devam eder. Aynen öyle. Peki devam ediyoruz. 120 engellinin akülü araç ve tekerlekli sandalye sevinci. Hollanda Türk Federasyonu'na bağlı Türk İslam ve Kültür Vakfı ile Umut Köprüsü Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ardahan Ülkü, Ülke Ocakları'nın talebi üzerinde Ardahan'da ihtiyaç sahipli engelli vatandaşlara akülü araba ve tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı. Proje kapsamında hayır, hayırseverlerin desteğiyle 80 akülü araç ve 40 tekerlekli sandalye dağıtımı için valilik bahçesinde tören düzenlendi. Evet, Ardahanlı ülkücüleri tebrik ediyorum. Çok hayırlı bir şeye imza atmışlar, arzu etmişler. Avrupa'daki gurbetçilerimizin de imkanları var. Kendi aralarında para toplamışlar ve bu araçlara kavuşmuşlar. Bakın buradaki vatandaşım Ardahanlı hemşehrim. Ne kadar memnun, ne kadar mutlu. İşin içinde askerler var, belediye başkanı var, siviller var. Ülke Ucakları Başkanı var. Fotoğraf muhteşem. Ya bu dernekleri hakikaten e bu ucakları, dernekleri yani sosyalleştiğimiz alanları bu şekilde hayırlı işlere sevk etmek lazım. Evet, ne kadar güzel ya. Toplumun ihtiyaçları var. Bunlar mahalle mahalle, sokak sokak dolaşacaklar. Vatandaşlara nasıl yardımcı olabiliriz diye bir planlamayla e, vatandaşa dokunacaklar. E, Bakın şu çocuk ne kadar mutlu. <laughs> ya, vay vay vay. Ya, olmazlar mı? Şimdi bu Ardahan'da artık fink atar. O, o caddesinin bu sokak benim kenarda kurulacak böyle. Herhalde 7-8 saat bir aküleri giden yani pille çalışan bunlar, akülü araçlar giden şeyler var. Efendim, e, araçlar var. Bunları doldurduktan sonra şarj ettikten sonra Ardahan'ı bol bol şey yaparsınız, gezersiniz efendim. Ha, bu projeler sosyal sorun projeleri ya. her yerde ya. fazlalaşsın. Çünkü çok değerli iş adamlarımız var. Var tabii. Onlar da taşın altına ellerini sokarlarsa zaten güzel olur. Öz, Özellikle bakın bu hemşeri dernekleri çok önemli. Sadece hemşerileriyle bir araya gelip efendim o hemşeri çevresinde öğrenci okutmak bunlara yardımcı olmanın evet. dışında bunun dışına da çıkmak lazım. Mesela Hemşinler Derneği atıyorum yani Gürpınarlar <laughs> Derneği. Evet. Bunlar sadece hemşerilerini değil de diğer kasaba ve illeri de falan kapsayacak şekilde projeler ortaya koymak lazım. Valla çok hayırlı bir iş. Tebrik ediyorum efendim. Gerçekten öyle. Tabii. Evet devam edelim. Iğdır'da Tuz Terapi Merkezi hizmete açılmış. Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde sağlık turizmine kazandırması için başlatılan Tuz Terapi Merkezi projesi tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. E, ne, nelere iyi geliyormuş bu Tuz Terapi Merkezi? E, zatüre, astım, bronşit, sedef hastalığı, öksürük, soğuk algınlığı, orta kulak iltihabı, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, nezle, koa, uyku bozuklukları, depresyon, cilt hastalıkları ve sinüzit gibi hastalıkların tedavi edilmesi bekleniyormuş. E haftanın 6 günü açık olacak şekilde hizmet verecek. Ya. Ne güzel ki girişler şehit ve gazi yakınları için ücretsiz olurken öğrenciler için 5 lira, yetişkinler için de 10 lira olacakmış. Tuz çok önemli. Bu, Böyle o, terapi o, merkezleri. Ocaklar herhalde bunlar. Yani bu tuz, tuz tabii, tuz e, ocakları çok önemli. Vallahi baksanıza ya. Tuz, tuz gerçekten sağlık için çok, çok önemli. Çok önemli. Evet, bunu soluyorlar, geziyorlar. Şimdi aç karna e, e, ben oradan biliyorum, tecrübe ettim böyle aç karnayı henüz yemeye başlamadan şöyle hafif e, birkaç parça tuz, kaya tuzu ağzınıza attığınızda evet. o, o hem e, diş etleri için hem ağız kokusu için aynı zamanda mide için çok güzel ya mikrobu öldürüyor yani şey yapıyor minimize ediyor. Ondan sonra yemeye başlamak çok güzel, yemekten sonra da bunu yapmak lazım hele hele. Her akşam olmazsa bile, yani dişlerinizi fırçaladıktan sonra hı hı. bir kaşık tuz var ya, evet. bir kaşık tuzu, bir bardak suyun içerisine koyuyorsunuz, evet. güzel bir karıştırıyorsunuz. Sonra yarım bar yarım kaşık da karbonat, hı. yani silme tuz, evet. yarım da efendim şey karbonat, güzel bir karıştırıyorsunuz. Tam bir soda oluyor. Onunla Ağzınıza ve burnunuza, ağzınıza aldığınızda en az 3 defa bir gargara yapmanız hı hı. lazım. Burnunuza çekiyorsunuz, şu geniz yanacak şekilde. Ondan sonra efendim e, yatıyorsunuz, kafayı yastığa koyup yatıyorsunuz. Dişler, damaklar, efendim diş etleri e, harika bir şey ya. E, ağız kokusu hiç olmuyor. Ne güzel. Nezle evet. griplik varsa ya da ona başlanmışsa... E, burnunuz da akıyor. bununla evet. beraber e, şu alnınız var ya şakaklarınız evet. öyle bir rahatlıyor. O mesela nezleden, gripten önce sanki buralar patlayacak Hı -hı. şekilde oluyor. Onu böyle birkaç defa aldığında ya da 2-3 gün yaptığınızda o açıyor, söküyor. E, Güzel, sinizleriniz evet. akmaya başlıyor, başınız rahatlıyor. Ben de pandemi ilk başladığı zaman bende de sıvı tuz var. Suyun içine sıvı tuz karıştırıp Hı -hı. böyle bütün burnumu, genzimi Hı -hı. onunla temizledim. Onunla da bir fayda sağlamıştır diye düşünüyorum. Mahmut küçük Doğan onu yaptı. Evet Mahmut Bey'in. Mahmut Bey yaptı. Mahmut Bey bir adım daha ileri gidiyor. Evet. Onun sırrını burada açıklayacağım. Aa! <laughs> sırrını açıklayacağım Mahmut abi. Ya adamın adamın sevgiler. suratı pamuk gibi. Hakikaten öyle. Hakikaten. Cildi cildi evet, pamuk çünkü... gibi. Ürünleri ben de, var onun tuzlu kullanıyor. Benden büyüktür ha. Benden Gerçekten büyük, tabii mi? Tabii bizden büyüktür ya o enstitüye gittiği zaman çocuktuk o, falan. O güzel şeyler <laughs> öğrendim ben de kullanıyorum deniyorum <laughs> Sporcudur hayatımda. Sporcudur zaten eğitimi de öyle. Şöyle bir gün bir dakan dokundum ya yumuşacık bir de parlak. Hayırdır Mahmut abi ha. ne kullanıyorsun sen de mi keştin biçtin efendim bastın oksijeni evet. ya da gerdirdin falan ne alakası var dedi. Ben dedi tıraştan sonra Heh. sıvı suyla dedi şey ya, yapıyorum sıvı tuzla. dedi. tuzla. Tabii tuzla. Evet. Yani bazıları kolonya vesaire evet, yapıyor ya. Evet. Krem kolonya. Bu önce güzel bir tuzla şey yapıyormuş. Sıvı tuzla efendim güzel bir yıkıyormuş. O tıraştan sonra o mikrop da gidiyor o jilet veya vesaire falan. Cildi çok diri tutuyor. Evet. Ondan sonra varsa bir losyon krem falan geliyormuş. Ben... Açıklıyorum efendim. Mahmut abinin parlaklığı <laughs> oradan geliyor. Söyleyin ona dinlesinler beni. Efendim. Eyvah ifşa edildi Mahmut Bey'in <laughs> güzellik <gülüyor> sırrı. Peki evet. devam ediyoruz. Mor reyhan sosu İtalya'nın meşhur sosu pestoya rakip oldu. Türkiye bitki çeşitliliği kategorisinde coğrafi işaret belgesi alan ilk ürün olan Arap Girin mor reyhanından yapılan sos İtalya'nın meşhur sosu pestoya rakip oldu. Pesto sosunu da ben pek bir severdim. Bu mor Reyhan sosu nasıl oldu acaba? Bir göreceğiz şimdi. Vallahi ben de anlamadım ya. Reyhan. Reyhan'ın kokusu çok güzel çok ama. Çok güzel. Ben, ben salatalarımı da yani. kullanıyorum. Reyhan acaba, gerçekten güzel. Acaba Dağlar Kızı Reyhan diye bir türkü Dağlar vardı. Dağlar Kızı <laughs> Reyhan. Ama o aynı zamanda bu Reyhan'dan bahsediyor ha. ama Reyhan'ın şahsında bir kızı tasvir ediyor. Hmm. Bir genç kızımızı tasvir ediyor. O enteresan bir parça tabi. Edebiyat dolu. Ya acaba, o acaba kokuyu... dağlar kızı reyhanı mı çalıyorlar o... Ahmet? <laughs> Onlar bilir mi ya? Hayır o o hakikaten çok güzel kokusu tadı Aha. var. Reyhandan pesto sos. Ya. Op, op. Vallahi yani çünkü o pesto sos böyle. Tabi birazcık bize ağır gelebilir ama makarnaya falan çok yakışıyor. Tabii. E şimdi bizim kendi pesto hele ki coğrafi işaret almış bir sosumuz olursa ya. neden onu yemeyelim değil mi? Reyhan'ın kokusu salata da çok güzel. Çok. Ee, Van'da ayran aşıya doğrarlar orada çok güzel. Bizdeki ayran aşı farklı olur. Ee, sıcak yeniliyor ama farklı yerlerde soğuk daha güzel oluyor ayran. Çok güzel oluyor. Reyhan'ın kokusu çok hoş efendim. Evet. Oradan bizi tavlayacak mı diye düşünüyorum ben. Valla çok merak evet. ettim. İnşallah biz de bir an önce öğreniriz. Biz de ben e, soslu şeyleri çok seviyorum. Soslu makarna, <laughs> işte etin yanında soslar. Değişik tatlara ben çok açığım. O yüzden denerim hep. Şimdi makarnaya e, e, üzerine et de koyarsanız. Kıyma so, izin... da, da çok güzel. Kıyma da falan. Sosları farklı olabilir. Yoğurt da, sarımsaklı yoğurt da çok olabilir. Tabii çok harika o olabilir. Ee, makarna öyle İtalya'da ben görmüştüm. Envai türlü şey var. Aaa ee, İtalya'dayken sos, sos. ben diyorsunuz. <laughs> yani söylemiş gibi. <laughs> ben İtalya'dayken. Evet. E, ben İta Şimdi İtalya'daki sosla, spagettilerle Türkiye çok farklı değil çok mi? Çok farklı. Ya orada ben sanki bizdeki o sanat biraz daha şey ince. Evet orada da var ama e, yani makarnada. Oradaki makarnayı çok kaba buldum. Çok kalın buldum. Yemek gibi sanki yiyorlar yani. Öyle enteresan. Çok güzel. Buyurun efendim. Pizza da ha. yediniz mi? Tabii pizza da. İtalya'da var. Çok pizza harika. yemeden olmaz değil, değil mi? Pizzalar olmaz tabii Hata yani. tabii bizi İtalya'ya götür. götür diye falan değil mi? Ya. <laughs> Ay yalnız ben de van diyordum. Şimdi İtalya döndüm. İtalya'da duyordum. çıktı tabii. Ay ben de çok fenayım. Sürekli şey. <laughs> Van'dı, İtalya oldu. Tabii sü sürekli hakikaten makarna başat yemek orada. Evet ben İtalya'yı gerçekten gitmedim pizza, ama Sırf şu işte pizzası, makarnası için gitmek isterdim çok da fakat ne yağ yapar, ne göbek yapar. Mas Aman <laughs> Allah'ım ya Rabbim, tabii <laughs> koca koca adamlar. Turnelerde rejim yok, evet. gezilerde rejim yok vallahi bol bol. Dün ben evde makarna nasıl yedim, biliyor musunuz? Hı. tam buğday makarnam vardı. Hı. Hemen böyle bir avuç haşladım, evet. üstüne biraz peynir öyle yedim yağsız, yağsız tuzsuz öyle yedim valla. Ama çok keyif aldım. Ha, uzun, zamandır... Vallahi uzun zamandır valla uzun zamandır yemediğim için bir keyif aldım. Sevgili yönetmenim, bir keyif aldım ama makarnadan anlatamam. Tabii tabii. Ya çok keyifli bir programdı Atabey öncelikle. Evet. Ee, sizinle böyle özellikle güzel tartışma konularını çok çok seviyorum. Evet. Ve i̇zleyicilerimizden de çok güzel mesajlar geldi. İstediğiniz kadar beni farklı yönlere, yerlere çekin. <laughs> sizinle kavga etmek Etmezsiniz. istemiyorum. Ben bir kavga adamı değilim. Evet, evet. Yani kavga etmek evet. istemiyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, haftaya çok güzel başladık. Yarın yine canlı yayında İnşallah. sizlerle birlikte olacağız. Yarın çok çok sağ olun. Yarın buluşmak üzere. Teşekkür ederim. Evet bugünlük bizden bu kadar. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Yarın tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.